pek çok takipçimin merakla beklediği aylık düzenli videomuza geldi sıra. Bu ay 1000 dolar kripto yatırdık da ne oldu neler olmadı. Biliyorsunuz yılbaşından beri sürdürdüğüm bir deney bu. Her ay başında 1000 doları o ayın en değerli 10 kripto parasına yatırıyorum. Neye göre değerli? Toplam piyasa değeri olarak değerli. Nereden bakıyoruz? CoinMarketCap.com'dan bakıyoruz bu değerlere. Bazı coin'leri listeye almıyoruz. Niye? Çünkü stable coin'ler var mesela. Yani dolara endeksler onları almıyoruz. Çünkü fiyatları zaten dolarla aynı duruyor. Ve bir yandan da bazı hoşlanmadığım coin'ler var. XRP gibi, Wrapped Coin gibi. Onları yine oraya almıyoruz. Birkaç tane böyle seçimi var. Ama onun dışında o ay ilk ona ne girmişse onu alıyoruz. Bir kere ilk ona girmişse de satmıyoruz bir daha. Yani o mutlaka portföyde duruyor. Gelecek ay mesela ilk ona giremedi olsun. Yenisini almıyoruz ama eldekini de satmıyoruz gibi bir kuralımız var. Hatırlayanlar vardır eminim iyi. Bakalım bu ay neler oldu? Küçük bir ipucu. Pek iyi olmadı tabii. Çünkü biliyorsunuz bütün piyasalar biraz kötü gitti. Bu ayın ilk 10'unda tek bir değişim var. Cosmos listeden çıktı ilk 10'dan. Onun yerine listemizde yeni bir oyuncumuz var. İsmi Tron. Onun dışında köklü bir değişiklik yok. Aslında ben Ape'in bu listeye girmesini çok istiyordum. Ape belki bilenleriniz vardır. Board Ape Yacht Club Sıkılmış bunlar Kulübü isimli NFT projesinin coin'i, token'ı. Daha evvel o projeyle ilgili bir bilgi videosu vermiştim. Yukarıda linkini sunuyorum. O da ilk ona gelsin istiyorum. Çünkü çok hızlı yükseldi ama ilk ona kadar çıkmayı başaramamış. E bu hızlı yükselenler sonra hızlı düşebiliyorlar. Gelecek ay bakalım yakınlarımızda mı olacak yoksa uzaklarımızda mı? Onu da görüyor olacağız. Bu deneyi neden yapıyoruz? Çünkü bir araştırma var. O araştırma diyor ki son 10 yıla baktığınızda kripto varlıklara yatırım yapmanın en iyi yolu buydu. Yani en tepedeki onu al ve hep elinde tut. Bakalım bu geleceğe yönelik olarak geçerli olacak mı? Böyle bir merakımı celbeden bir şey oldu. Bir de siz izleyeceğim de hoşuna gidiyor. Her ay böyle bir kriptoları da bir gözden geçirmiş oluyoruz. O yönden de heyecanlı ama şu ana kadar yatırdığım paradan zararım var. Geleceğe yönelik inşallah böyle olmaz. Onun da sonuçlarını göreceğiz. Bitcoin bu deneye dahil değil. Çünkü Bitcoin benim ayrıca bir portföyümde olan bir varlık. O kriptonun bence kralı onu ayrı tutmak lazım. Böyle deneylik bir konu değil onu alıp tutuyoruz zaten sadece. Bir de bunun dışında işte demin bahsettiğim Ape gibi bazı NFT coinleri veyahut da Gala gibi bazı blockchain oyun coinleri ayrıca varlar bende. Onları da yine bu bir parçası olarak görmüyorum. Bu kısa bilgileri de verdikten sonra hazırsanız portföy bir dalalım. Önce bir sonuçlara bakalım. Mayıs ayına neler aldık onu bir görelim. Daha sonra gelecekle ilgili beklentileri bir ortaya koymaya çalışalım. Müzik <laughs> Önce bir coinmarketcap.com'a gidip ayın sonuçlarına bakalım. Dünyada şu anda 19287 adet farklı kripto para var. İnanılmaz bir rakam gerçekten. Toplam 521 pazar yerinde işlem görüyor bunlar. Toplam pazar büyüklükleri de 1 trilyon 799 milyar. Geçen ay 2 trilyon dolar civarındaydık. Son 24 saatte 100 milyar dolarlık işlem gerçekleşmiş. Genel durumlar bu. Peki bakalım ilk onda kimler var? Bitcoin tabi listenin başında ama ona bakmıyoruz. Bitcoin bizim ayrıca bir portföyümüzde var. Ay başına itibaren %15'lik bir düşüş çizmiş maalesef. Ethereum listemizde olanlardan her zaman en tepemizde var. 2930 dolara geldi fiyatı. Geçen aya göre %16'lık düşüş var. Burada galiba kırmızı bir grafik görüyorsunuz. Şu anda piyasada 120 milyon Ethereum var. Biliyorsunuz Ethereum şimdi yeni bir evreye giriyor. Bunun ikili yakın zamanda Ethereum güncellemesiyle ilgili bir video yaptım. Ethereum sayılarının azalmasını bekliyoruz artık. Deflasyonist bir döneme giriyor. Ethereum Merge güncellemesiyle beraber o videoyu bir izleyin. Ethereum'daki gelişmeni orada biraz anlatmaya çalışmıştım. Tether bizim yatırımımıza girmiyor çünkü stable coin. BNB bizim yatırımımıza girmiyor. Neden? Çünkü ben Binance'ı pek sevmiyorum. Biraz subjektif bir sebep var. USD coin yine bir stable coin olduğu için listeye girmiyor. Daha sonra Solana var. Solana bu ay gerçekten katliama uğradı. %30'luk düşüş var. Solana'nın network'ünde sorunlar yaşanıyor. Sürekli çöküyor. Bu ayda bir iki güne yakın tamamen işlem dışında kaldı. Ve aldığım haberlere göre e, biliyorsunuz NFT pazarlarında Solana bayağı kuvvetliydi. Artık bazı NFT oyuncuları Solana'nın bu çöküşlerinden olumsuz etkilendikleri için onu oyun dışı bırakıyorlar ve gas pileri çok yüksek olmasına rağmen Ethereum'a e geçiyorlar. Soğan için hiç iyi gelişmeler değil bunlar. Doğrusu söylemem gerekirse biraz ümit kırıcıydı bu ay 93 dolara indi fiyatı. XRP bizde yok yatırım portföyümüze sebebi de yıllardır yükselmiyor olması yine düşmüş bu ayda %21'e yakın nokta 61 dolara gelmiş. Terra veya Luna çok iyi giden bir coin'dü son 4 aydır çok iyi gidiyordu bu ay maalesef o da düşüşlerden olumsuz etkilerinde %25.74. Bu düşüşlerin temel sebebi biliyorsunuz Amerika Merkez Bankası'nın faiz artıracağı haberleriydi. Ben bu videoyu gerçekleştirmeden bir gün önce faiz artışı geldi 0.50 olarak. Piyasaların beklediği bir faiz artışıydı bu. Ve Powell dedi ki böyle 75'lik yükseltmeler bizim masamızda yok, gündemimizde yok dedi. O piyasayı biraz rahatlattı ama Powell enflasyonla sıkı mücadele edeceğiz ve bu 0.50 gibi yükseltmeye devam edeceğiz dedi. Artı parayı biraz sıkacağız dedi. O yüzden piyasalar dünü olumlu kapattılar. En azından hani bir durumu gördük. Gelecek çok da karamsar olmayabilir. 75'lik, nokta 75'lik ani artışlar gelmez diye. Bu sabah baktığımda yine biraz bir tatsızlık var piyasalarda göreceğiz. Ama bunlar çok etkilendi tabii coinler bundan. Aslında bu videoyu bugün değil de iki gün önce yapsaydım sonuçlar daha da kötü olurdu. Çünkü Powell'ın konuşması kriptolara biraz yaradı. Dün Bitcoin 37 binlere kadar inmişti. 39 binlere tekrar döndü. Burayı da biraz olumlu yansıdı. Yani kendim azıcık torpil geçtim diyelim. Şaka bir yana bayram tatili vesaire bunlarla uğraşmak istemiyordum. O yüzden videoda alımlarda biraz gecikti. Belki alım açısından kötü oldu. Biraz pahalıya aldık ama tablolar biraz daha olumlu en azından. Cardano, Cardano yine hayal kırıklığı. 87 cent'e indi fiyatı. %27'lik düşüş var. Terra USD stable coin olduğu için listemizde yok. Avax çok düşenlerden bir tanesi. Yani 100 dolarları zorlayan bir coin'de %30'luk düşüşle burada da kadar geldi. Portföyümüzde yok DogeCoin, Dogecoin. Neden yok portföyümde? İşte bunları ben yatırımdan ziyade oyun aracı olarak görüyorum. Fakat Elon Musk'ın Twitter satın alması DogeCoin'e yaradı. Çünkü pek çok insan Twitter üzerinde DogeCoin'e ticaret yapılabileceğini, Twitter'in belli ödemeler için DogeCoin'i kabul edeceğini düşündü. O yüzden bakın sadece %11 düşüşmüş. Düşmüş. Yani piyasanın genel katliamından kurtuldu. Hatta şurada görüyorsunuz bu Elon Musk'ın alımını duyurduğu gün ciddi bir zıplama da yapmıştı. Ama sonra o da baskıya dayanamadı. Yine de en iyi performans gösteren coin'i maalesef bizde yok. Binance USD stable coin bizde yok. Polkadot bizim portföyde olanlardan ve bu ayda almaya devam ettik onu. Onun da fiyatı yine %30'luk gerileme var. Shiba diğer köpekli coin'imiz. Onun düşüşü de piyasanın altında olmuş maalesef. Maalesef biliyorum çünkü o da bizim portföyde yok biliyorsunuz ama o da %20 düşmüş. Wrapped Bitcoin yok çünkü Wrapped Bitcoin Ethereum kılığında Bitcoin. E Bitcoin'in e fiyatı aynı şekilde hareket ediyor. Portföy almanın alemi yok. Bakın %15 düşmüş. Nitekim Bitcoin'e baktığımızda %15.21'lik düşüş var. Buna birbirlerine aynı gidiyorlar zaten. Sonra neyimiz var? Wrapped Coin'den hemen sonra Polygon var. Benim sevdiğim coinlerden bir tanesi Polygon Bitcoin. Bir ikinci seviye Ethereum coin'i o da %30 gerilemiş Ethereum düşünce o da maalesef aynı şekilde düşüyor. Bu ay listemize Tron girdi. Tron'da %20'lik artış, artış var ay bazında. Açık söyleyeyim bu biraz bayram rehavetiyle de neden arttığını da incelemedim ama aldım. Çünkü kural diyor ki ilk ona giriyorsa bir coin onu alacağız diyor. Birkaç sınav haricinde bu kuralı uyuyoruz. O da bizim listemize girdi. Near protokol geçen ay listemize girenlerden de %26 o da düşmüş maalesef 12.74 dolara inmiş. DAI Stable Coin. Kronos bizim bu ay alımını yapacağımız son coin. ilk ona giren son coin'umuz. %35.99 düşüşe rağmen bu listede kalmış. Çünkü hemen onunla beraber listede olan Litecoin daha evvel bizim ilk 10'umuzda vardı. Yine %16 düşmüş. Zaten geçen ayda kötü düşmüştü. İlk 10'a giremedi. Daha evvel aldığımız Cosmos bu ay %35 düşmüş listemizde giremedi ilk 10'a. Chainlink de yine ilk 10'a giremedi. Uniswap, DeFi da de, o da giremedi. Peki bunlar yani Uniswap, Chainlink, Cosmos ve Litecoin daha evvel listemizde yer alıyorlardı. Yani baktığımızda ne oldu? Cosmos çıktı ilk 10'dan bu ay onun yerine. Tron geldi onun dışında ilk on. 10... Sıralaması da aşağı yukarı aynı ufak tefek kenarlarında değişiklikler var ama şu sağ taraftaki kıpkırmızılarda gördüğünüz gibi ciddi bir düşüş yaşamış durumdayız. Peki koymakercap.com'daki bu gelişmeler bizim portföye nasıl yansıdı? Tabii çok oldu yansıma da var rakamlara bakalım. Ethereum bu deneyin başladığı Ocak ayından beri düzenli olarak alıyoruz 400 dolarlık alım yaptık şu ana kadar. Eldeki Ethereum'un değeri 370 dolara inmiş durumda yani %7 kaybımız var. Yine en az kaybı yaşadığımız coin hep söylüyorum. Büyük coinler daha dayanıklı oluyorlar. Bitcoin için de aynı şeye geçerli ve dalgalanmalardan daha az etkileniyorlar. Bunu da burada somut sonucunu görüyoruz. Solana 400 dolarlık almışız şu ana kadar. 300 dolar ediyor elimizdeki Solana. 100 dolar boşa gitmiş. %25'lik kayıp. Cardano 400 dolarlık almışız şu ana kadar. 315 dolara inmiş toplam değeri. %21 kayıp. Terra 400 dolarlık almışız, 428 dolar çıkmış değeri, %7'lik artış biliyorsunuz geçen ay çok iyiydi Terra ve ondan önceki ay. Bu ayki kayba rağmen toplam portföyde yılbaşından beri elimizde pozitif kalabilen tek coin Terra veya Luna adını nasıl koyuyorsanız. Polkadot 400 dolarlık almışız şu ana kadar 296 dolar lira inmiş değeri. Avalanche yine e, deneyi başlattığımızdan beri almaya devam ediyoruz. 299 dolara inmiş. %25'lik kayıp var onda da. Polygon yine deneyin başlangıcından beri almaya devam ediyoruz. 400 dolarlık aldık. 258 dolara indi. %35'lik kayıp var. Uniswap sadece bir ay ilk ona girmişti. DeFi, Decentralize Finans koyunu 100 dolarlık almıştık. 46 dolara indi. %54'lik kayıp var. En zarardaki e, kripto varlık. Biliyorsunuz DeFi pazarlarla ilgili çok hacklenmeler var, çok olumsuz gelişmeler oldu. Uniswap'ta bundan çok olumsuz etkilendi. Litecoin 2 ay aldık, 200 dolarlık aldık. Sonra Allah'tan almamışız çünkü değeri düşmeye devam etti. 165 dolar ediyor şu anda o 200 dolar. %17'lik kayıp var. Chainlink 2 kere aldık onu da. O da düşmeye devam etti. %37'lik kayıp var. Litecoin'i ve Chainlink'i almaya devam ediyorsak zararları bundan çok çok daha büyük olurdu. İşte bu bakış açısının böyle faydası var. İlk 10 dolar olmayınca almıyoruz o ay. Böylece o düşüşünden olumsuz etkilenmemiş oluyoruz o kadar. E belki bir yandan da yukarı doğru gitmek konusundaki fırsatı da kaçıyor ama deney deneydir. Eski ismiyle Crypto.com, Kronos almaya devam, 100 dolar aldık. Cosmos, Atom almadık bu ay. Near protokol almaya devam ve listemize yeni oyuncu olarak Tron katıldı. Böylece bu ayın 1000 dolarını da harcamış olduk. Toplamda şu ana kadar 5000 dolar yatırım yaptık fakat görüyorsunuz elimizde 4078 küsür dolar kadar para var veya kripto e var. 1000 dolara yakın bir zararımız var. Şimdi peki durumlar böyle. Mayıs ayından ne bekliyorum? Biraz da ona bakalım. Öncelikle sevgili takipçilerini paylaşayım. Bugün benim doğum günüm 5 Mayıs. Bu yüzden de bu alımın belki de böyle bir sembolik anlamı da var. Aynı zamanda hıdreles, bahar geldi artık, bereket ayıdır. Belki olumlu gelişmeler olur. Ama tabii tahmin etmek biraz zor çünkü dünyadaki belirsizlikler aynen devam ediyor. Dün Powell'ın yaptığı açıklamaları piyasa ilk etapta sevdi ama onu hazmettikçe, değerlendirdikçe... Daha derin baktıkça neler olacak göreceğiz. Çünkü sonuçta para bolluğunun bittiğini söylüyor Pablo. enflasyona mücadele edeceklerini söylüyor. Oranları, faiz oranlarını yükselteceklerini, bon alımlarını da Haziran ayından itibaren durduracaklarını söylüyor. Yani o para bolluğu yok. Ve açıkçası bu kadar çok küpto varlığın değerlenmesindeki sebeplerden bir tanesi biraz da para bolluğuydu. Ben bundan dolayı aslında biraz daha konsolidasyon bekliyorum. Daha büyük kriptolara doğru paran akacağını düşünüyorum. Borsalarda çünkü genelde böyle olur. E, ortalıkta belirsizlik varsa insanlar daha büyük hisselere doğru, şirketlere doğru kaçmaya çalışırlar. Burada da bu olur diye tahmin ediyorum ama göreceğiz. Mayıs ayının bundan sonrasının daha olumlu geçme ihtimali yüksek. Ama unutmayın öte yandan bir de Rusya belirsizliği var. 9 Mayıs'ta ilgili dedikodular geziyor. 9 Mayıs'ta Rusların bir zafer bayramı var. O zafer bayramında iki dedikodu var. Putin'in bütün Ukrayna işgal etmek için top yakın bir savaş ilan etme ihtimali var diyorlar. Şimdi biliyorsunuz harekat diyor henüz onlar savaş demiyorlar. Bu savaş şiddeti çok artır. Öte yandan bazı başka açıklamalarda da işte Mariupol'u ele geçirdik. Hedeflerimize ulaştık. Savaşı burada bitiriyoruz deme ihtimali var. Artık hangisine inanmamız gerekiyor onu bilmiyorum ama sonuçta hala o da demokrasinin kılıcı gibi başımız üstüne sallanıyor. Teknik olarak baktığımda teknik analizlerde hem Bitcoin'de hem, Bitcoin, hem Ethereum'da yukarı doğru gitme ihtimalinin yüksek olduğunu görüyoruz. Ama dediğim gibi belirsizlikler çok fazla ve bu belirsizliklere çözümlemesi artmadığı sürece veya ekstra haberler gelmediği sürece kriptolarda böyle bir coşku açıkçası beklemiyorum. Bu belirsizlikler çözülürse mesela 9 Mayıs'ta Putin onlu bir açıklama yaparsa veya piyasalar bu Powell'ın rakamlarını bir iki gün daha hazmettikten sonra evet ya yani bunlar iyi biz işimize bakalım derlerse o zaman iyi bir geriye dönüş olabilir. Ama şunu söylemekte fayda var. Amerikan borsaları yılbaşından beri katliama uğruyorlar. Nisan ayında güne kadar Nasdaq borsasının ki bizim kripto varlıklar Nasdaq borsasıyla çok kordele çalışıyor. Düşüşü ay başından itibaren %14, %15'leri bulmuştu. Ben böyle baktığımızda aslında özellikle Bitcoin'un iyi direndiğini düşünüyorum bütün bu mücadeleye ve bütün bu düşüşlerden olumlu çıktığını düşünüyorum. Tabii düşüş var. Ama Nasdaq'la kıyaslayınca daha az bile diyebiliriz. Bakalım bu ay getirecek hep beraber görüyor olacağız. Umarım bu bölüm hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gitmişse bir like ve yorum süper olur. Bir de bizim çok sayıda eğitimimiz var. O eğitimlerle ilgili linki de yukarıya ve aşağıya bırakıyorum. Eğitimlerimizde sizi bekleriz. Görüşmek üzere, sevgiyle kalın, hoşçakalın.